doktor, bana yardım etmelisiniz. Ha? Sen de nereden çıktın? O benim kediciğim. Kendisi çok hasta. Onu iyileştirin lütfen. Tamam, bana güvenebilirsin. Kurtarın onu doktor. Kaybedecek zamanım yok. Bugün tıp eğitimimi kullanmam gerekecek. Bu gördüğüm en kötü vaka olabilir. İşte ilk kese atıyorum. Sakince halletmem lazım. Çok iyi odaklanmam gerekiyor. Pekala, şimdi şuraya bir göz atalım. Tam düşündüğüm gibi. Bunu temizlemem gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi gitti. Başka ne varmış burada? Bu kediciğin yediklerini iyi çiğnemesi gerekiyor. Vay canına, çok açmış belli ki. İnanılmaz bir şey. Bir dakika, dahası mı var? Yok artık, kocaman bir sandviç çıktı. Bir şey daha var içeride. Tüylü bir örümcek. Bu kediciğin sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Biraz meyve ve sebzeye ne dersin? Ve artık kola falan yok. Bundan sonra suyu denemelisin. Şimdi bir yara bantına ihtiyacımız var. E işte şimdi bitti. Başarılı bir operasyon oldu. Kediciğin artık iyileşti. Ha, gerçekten mi? Teşekkürler doktor. Benim işim bu. Hadi gidelim buradan kedicik. Ah, mutlu bir hasta daha. Ne çok sümük çıktı. Sen iyi misin Julie? Olamaz, bu hiç iyi değil. Seni rahat ettirmemiz lazım. Burası çok soğuk. Gerçekten mi? Bir saniye. Bir battaniye daha örtelim o zaman. Ben titriyorum. Kımıldama. Bulabildiğim her battaniyeyi kapıp getirdim. Bunlar seni kesin sıcak tutacaktır. Şunları üst üste serelim. Birazdan çok rahatlayacaksın. İşte bu da sonuncusu. Hala soğuk var. Ne? Gerçekten mi? O da sallanıyor. Deprem oluyor. Bir dakika, Julie yapıyormuş. Titremeden duramıyorum. Ayıcığım alın benden. Benim halde görmesin. Geçirdiğimiz güzel günleri unutma ayıcığım. Bir fikrim var ama çabuk olmam lazım. Sen şuraya uzan ayıcık. Ameliyat zamanı. Ben ne yaptığımı biliyorum ufaklık. Güven bana, ben bir doktorum. Yumuşacıkmış. İçinden dolguyu çıkarmam gerekiyor. Ay, ne çok varmış. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şimdi bu sıcak su torbasını dolduruyoruz. Bu kesin işe yarayacak. Julie de güzelce ısıtacak. Torbayı ayıcığın içine koyuyoruz. İçine tam da sığdı. Ayıcığın arkasını böyle kapatalım. İşte hazırız. Seni Julie'ye kavuşturalım. Canım, ayıcığın sana merhaba demek istiyor. Sanırım senin sarılmana ihtiyacı var. Bir anda ısındı. Sen bir harikasın ayıcığım. Çok güzel. İşe yaradığına sevindim. Neden bu kadar uzun sürdü? Doktor nerede? Bunun için zamanım yok. Şuna bak. Sen ellerini yıkadın mı? Hayır, neden? Ne? Bunu nasıl yaparsın? Bir saniye. Yanımda dezenfektan var. O şeyi benden uzak tut. Oyun oynamayı kes Julie. Hadi ellerini uzat. Okay. Şimdi hızlıca fışkırtıyorum. Kandırdım seni. Ben bir zombiyim be. Demek öyle. Bak bende ne var. Bak bak. Yok artık. Bir ördek mi? Çok şirin değil mi? Olmaz. Beni çok uğraştırıyorsun. Benden uzak dur. Gel bakayım buraya. Kes şunu artık. Buldun beni. Ben gidip doktoru bulayım. Peki anneciğim. Sonunda gitti. Merhaba Julie. Üzgünüm, geciktim. Bir dakika, bu da ne? Merak etme, bir şey değil. Sana bir şey göstereceğim. Bu su dolu kaseye karabiber serpiyoruz. Bunların ölü böcekler ve mikroplar olduğunu varsayalım. Onları görebiliyor musun? Evet, bir sürü var. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu sabunu alıp parmağımıza sıkıyoruz. Sonra da parmağımızı suya batırıyoruz. Vay canına, bu inanılmaz. Böcekler ve mikroplar sabunu hiç sevmezler. Hadi ver bana da ver. Çok heyecanlandım şimdi. Vay canına, ben de yaptım. Süper kahraman gibi bir şey oldum. Tekrar yapmak istiyorum. Daha çok sabun istiyorum. Bir dakika Julie. Anne, bunu görmen lazım. Bir anda duygusallaştım. Seninle çok gurur duyuyorum. Anneciğim. Kimse anne babaları kolay olduğunu söylemedi. Sürekli bir gözyaşı, öfke nöbetleri ve saçınızı başınızı yolmanız. Endişelenmeyin, ebeveynlik yolları sayesinde ufaklıkla geçirdiğiniz hayatı kolaylaştırabilirsiniz. Çok ilginç. Kahve ve dergiler. Kendime ayırabileceğim en iyi vakit bu.
Çok hazırlı. Oh, pijamalarım. Sırılsıklam oldum. Ateşimi gördün mü? Ne yapıyorsun? Üstündeki neden ıslanmış? Kahveni mi döktün? Bunu neden yaptın? Merhaba tatlım. Selam anne. Görüşürüz anne. Sorun yok. Sadece nefes al. Demek öyle oldu. Aman tanrım. Korkuttum seni. Ah, pardon. Yine mi? Sen? Neden? Nereye gitti? Uyumadan evvel bir bardak ferahlatıcı kola. Ah. Hayır. Olamaz. Bu da neydi? O yakınımda olmalı. Hayır. Lütfen olmasın. Saklanmam lazım. Ah, beni burada asla bulamaz. Ah, sonunda güvendeyim. Şimdi sıra bu güzel tazeleyici kolanın keyfini çıkarmadan. Seni yakaladım. Bu çok eğlenceli. Selim anne. Ben bunu hak etmek için ne yaptım? Tek istediğim kola içmekti. Anne. Anne, sen iyi misin? Ah, anladım. Endişelenme anne. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Sadece bir balonla makasa ihtiyacım var. Balonun altı ile üstünü kes. Balonu bardağın üzerine geçir. Artık kolan hiç dökülmeyecek. Sonunda yıkanabildim. Ah, lütfen. Sadece orada kal. Anne al. Sana bir içecek hazırladım. Benim için mi? Umarım seversin. Seni seviyorum anneciğim. Yapma, kes şunu, dikkatli ol. İçeceğim. Ah, artık dökülmüyor. Vay canına, seni seviyorum tatlım. Günaydın uykucu şey. Kahvaltı zamanı. Harika topak topak yulaf ezmesi hazırladım sana. Ben bunu yemem. Ben kaçtım. Mis gibi kahvaltı. Nereye gitti bu şimdi? Gel bakayım buraya. Yulaf ezmen soğuyor. Kes şunu. Yakalayamazsın ki. İşte burada, arkandayım. Bu kadar yeter. Şunu giy bakalım. Tişört mü? Tuzağa düştüm. Bu hoşuma gitmedi. Al bakalım. Uçak geliyor. Ham yap bakayım. Aferin kızıma. Bunu daha önce neden düşünememişim ki? Henüz kuaförden döndüm. Bu saç kesimine bayıldım. Yok artık. Her yer kirpas içinde kalmış. Uf. İzler o tarafa gidiyor. Olamaz. Banyo. Kimse var mı? Her yerde el izleri var. Duş perdesinin arkasında bir şey var. Hadi korkma. İşte buradasın. Oh, Selim anne. Üf, her yeri batırmışsın. Bir kendine bak. Çikolata mıymış? Oh, ben de sandım ki. Ver o çikolatayı bana bakayım. Ama bunlar benim. Ver onları bana. Haksızlık ama bu. Bütün bu çikolataları sen mi yedin? Aklıma bir fikir geldi. Bir kaseye biraz çikolata koy. Sonra erit. Bir kaşığı önce erimiş çikolatanın içine, sonra da şeker taneciklerinin içine batır. İşte size bir çikolatalı lollipop. Sana güzel bir şey getirdim. Aa, vay canına. Al bakalım. İkisi de benim mi? Çok güzel. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil canım. Şimdi bu keşmekeşi halletmem lazım. Sonunda okuldan eve gelebildim. Artık eğlenme zamanı. Kola ve patates kızartması. Oh, çok lezzetli. Lıkır lıkır lıkır. Ah,
kola dişlerin için kötüdür. Bu çok iğrenç. Sen sağlıklı besleneceksin. Nasıl yani? Şimdi öğrenirsin. Şu havuç suyunu iç. Ve bu havucu ye. Havuç mu? Ama anne, ben havuç sevmiyorum. Ye şunu. Ben patates kızartması istiyorum. Ama sebzeler sana iyi gelecek. Oh, her neyse. Demek ben yiyeceğim. Bir dakika. Bu oyuncak aklıma bir fikir getirdi. Boşlukları havuç suyuyla doldur. Sonra dondur. Donmuş havuç suyu çubuklarını patates kızartması kutusuna koy. İşte hazır. Canım, akşam yemeği hazır. Ben iğrenç sebze yemek istemiyorum. Sana özel bir şey yaptım ama. Tada! Patates kızartması mı? Çok nefis. Bunların tadı harikaymış. Hiç anlamadı. Ah, bir sürü kahve içmem lazım. Günaydın anneciğim. Kahvaltı etmek ister misin? Mısır gevreği, mısır gevreği. Tamam. Al bakalım. Bir kase alayım, bir dakika. Kase kalmamış. Uf, bir bulaşık makinesi almam lazım. Belki bu kaşığı kullanabilirim. Aa, hayır, olmaz. Acaba ne yapabilirim? Belki öyle yaparsam. Tamamdır. Buraya bir kesik, buraya da bir tane. Aa anne! Neredeyse bitti işte. Şimdi sıra sütte. İşte güzel temiz kase. Al bakalım tatlım. Vay canına, teşekkürler anneciğim. Koca bir kase mısır gevreği benim için. Kırıldı. Anne! Ha? Geliyorum tatlım. Annen geldi canım. Ne oldu? Oltam kırıldı. Annen ne yapmak gerektiğini biliyor. Şu metal kepçeye biraz balık çiziyorum. 100 minik balık. Ve bir de bebeğim için bir kalp. Anne, küvet balık doldu. Yaşasın. Bak şimdi de dövmelerim oldu. Sen annelerin en iyisisin. Tatlım, marketten geldim. Uçuyorum. Yok, düşüyorum. Bu fena canımı yaktı. Ne oldu? Şekerler mi? Baş ağrıma bir çare bulmalıyım. Ah, aspirin. Bu işe yarar. Pekala, şu dağınıklığı toplasam iyi olur. Her yer şeker olmuş. Bitmek bilmiyor. Bu denklem en sevdiklerimden. Şurayı alabilir miyim? Kusura bakmayın, ben yokmuşum gibi davranın. İşte tertemiz oldu, devam edin. Al sana dinozor. Tatlım, bütün bu dağınıklığı sen mi yarattın? Hayır anne. Bir şeker buldum. Asla hepsini temizleyemeyeceğim. Bir dakika. Bir ilaç paketi al ve içindeki tüm tabletleri çıkar. Sonra boşlukları şekerle doldur. Biraz alüminyum folyo alıp arkasına yapıştır. Kenarları iyice yapışsın. İşte ev yapımı bir şeker saklama kabı. Bak canım, paket paket şeker. Hepsi senin için. Hem de ortalık dağılmayacak. Sağ ol anne. Bu da sana anne. En sevdiğim. Yeni küpelerime bak. Oo, yıldızlar çok havalı. Keşke benim de böyle güzel küpelerim olsaydı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu haksızlık. Benim hiç güzel şeylerim yok. En azından şu jelibon kendimi iyi hissetmemi sağlayacak.
Bir dakika, jelibon aklıma bir şey getirdi. Bu işe yarayabilir. Yani hoş görünüyorlar gibi. Kim kandırıyorum ki? Kulaklarıma jelibon yapıştırdım işte. Merhaba canım, okul nasıldı? Baba, güzel küpelerim olsun istiyorum. Merak etme, babam burada. Tek gereken bu kalemler ve bu dalgeç. Önce bir plastik kapağı al ve üstüne meyveler çiz. Resimleri dikkatlice kes. Plastikte delik açmak için dalgeç kullan. Fırın tepsisine ser ve fırına ver. Bu boyuta küçüldüklerinde fırından çıkar. Deliklerden küpe iğnesi geçir. Güzel küpeler elde ettik. Tada! Al bakalım. Çok havalı. Onları takmak için sabırsızlanıyorum. Hangisini takacağımı seçmek çok zor. Kirazları. Bunlar harika. Çok sağ ol baba. Al, bu da sana. Bunu hak ettin. Sanırım bana yakıştı. Gözlerime uyuyor. Selamı yakışıklı. Çikolata kreması. Günaydın, iyi uyudun mu? Lütfen bu çikolata olsun, başka bir şey değil. Çok lezzetli nem nem nem. Sanırım biraz daha lazım işte. İğrenç, seni kim terbiye etti? Ay bir dakika, ben ettim. Neyse, ortalığı temizlesem iyi olacak. Kavanozda bir şey daha var. Noz mu? Amanın. En azından meyve yiyor. Bakalım içinde başka ne varmış? Gazoz mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Pekala genç adam, bu dağınıklık konusunda bir şeyler yapmalıyız. Gözlüğü çıkaralım. Anne, bu hafta banyo yapmıştım. İtiraz yok, yıkanman gerek. Anne, gazoz istiyorum, su değil. Tadı çok kötü. Yakınıp durmayı bırak. Şu sabun şişesi aklıma bir şey getirdi. Şimdi seni kurulayalım. Yemek zamanı. Dur, yine ortalığı batıracaksın. Bunu dene. Çikolata çeşmesi, vay. Al bakalım, ortalığı batırmadan çikolatanı ye. Şöyle üstüne yayalım. Ver ver ver. Hmm, çok lezzetli, daha isterim. Tam istediğim gibi. Ye tatlım. Bu çok eğlenceli baba. Bak ne yaptığını gördün mü? Ne şapşal. Tatlım, yaşlı babana biraz dondurma ver. Hepsini bitiriyorsun. Peki ama sadece bir kaşık. Teşekkürler. Hemen dönerim baba. Hey, bu bayağı iyiymiş. Pekala, filme döneyim. Belki de yok olmaz. Sadece bir kaşık alacağım dedim. Bir lokma da alsam bir zararı olmaz. Bu film çok iyi. Bir kaşık daha ve son söz. Hmm, bu mükemmel bir akşam. Ha, olamaz. Nereye gitti bu? Ne yapacağım şimdi? Köpek yedi derim. Ha bir dakika, bizim köpeğimiz yok ki. Bufuduk da film seyretmek ister diye düşündüm. Dondurmamı tuttuğun için teşekkürler baba. Hepsini yedin mi? Yani dondurma çok lezzetli de. Yeter artık, ben gidiyorum. Elveda. Tatlım, annene ne derim? Hayır. Hemen dondurmanın yerine bir şey bulmalıyım. Çabuk. Hmm, havuç suyu. Ben bir dahiyim. Bardağa biraz havuç suyu dök. Üzerini folyoyla kapla. Folyoya bastırıp iyice yapıştır ve üstüne bir dondurma çubuğu sapla. Buzluğa koy ve donmasını bekle. Tam zamanında. Aa, çabuk da dondurma. Özellikle senin için yaptım. Benim için mi? Oh, leziz. Hmm. Beğendiğine sevindim. Ah, ucuz atlattım. Ah, ne günde ama. Hadi annene gidelim. Selam. Okul iyi geçti mi? Ayakkabılarınız. Yanlış ayağı giymişsiniz. Selam anne. Selam tatlım. Okul çok sıkıcıydı anne. İşte öyle. Yemekte ne var?
Neyse, artık evdesiniz. Ayakkabılarını çıkar da oynamaya git. Yaşasın, resim yapacağım. Bu işi hemen düzeltmeliyim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ayakkabıların tabanlarını çıkar. Bir çizgi film karakterinin resmini bas ve ikiye böl. Resmin arkasına tutkal sür. Sonra resmin sol yarısını sol ayağın tabanına yapıştır. Aynısını sağ yarıyla da yap. Tabanlıkları ayakkabıların içine yerleştir. Artık hangisi sol teki, hangisi sağ teki anlaşılıyor. Oynamaya dışarı gitmek ister misin? Evet anne. Ayakkabıların içinde bir tavşan var ama biraz tuhaf görünüyor. Beni daha iyi. Vay canına, çok kolaymış. Doğru yaptın tatlım, aferin. Bir yanlışlık var. Bir dakika, bunu halledebilirim. Ayakkabılarım bana bakıyorlar. Belki ya da şöyle. Bu zormuş. Tamam. Bunu şuraya koyarsam çok basit. Ucuz kurtuldum. Neredeyse aptal gibi görünecektim. İşte böyle çok daha iyi. Görüşürüz anne. Böyle tatlı bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Biraz şapşal ama tatlı. Amanın, burada ne patlamış böyle? Tam süper annelik bir iş gibi görünüyor. Burayı çabucak pırıl pırıl yapacağım. Kirli bebek bezleri ha? Görüşürüz. Akıllı bir anneyle kimse başa çıkamaz. Ay, bunları ne kadar da severdin. Artık başka birinin onların keyfini sürme zamanı. Benim için biraz fazla tatlı kokuyor. Oo. Kalemimi ben sana ne yaptım? Şunu birazcık açayım. Şu havalı şeye bak, sanki küçük bir yay gibi. Anne şuna bak. Aa, çok havalıymış. Bir dakika, bir sürü kalemim var. Bu harika olacak. Şunlara bak. Gökkuşağının bütün renkleri burada. Ve daha da fazlası için hazırım. Of anne. Kalemin mi kalmadı canım? Dur bir dakika. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Şu ışıkları kutuya koyuyorum. Güzel değil mi? Şimdi üstünü streçle kapla. Kenarlarını sıkıca sar. Bak nasıl yaptım. Şimdi sıra gerçek sihirde. Bütün yüzeye şeker dök. Böyle görünene kadar devam et. Sonra odanın ışıklarını söndür. Parmaklarınla havalı desenler yap. Tatlım gelsene bir. Ha? Vay canına, bu gerçekten çok havalı. İstediğini çizebilirsin. O zaman en sevdiğim hayvanı çizmeyi deneyeceğim. Bunu beğeneceğini tahmin etmiştim. Heyecanlanıyor musun? Bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Of, bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına. Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Oo, bu çok eğlenceli. Bunları patlatmaya doyamıyorum. Ah ne tatlı. Şu minik ellere bak, ne hızlı. Kim makarna ister? O
kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha iştahçı görünüyor mu? Hayır, teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum. Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Oo! Şimdi makarna geliyor. İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha? Ha? Bunlar popit makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Onu söylemene bayılıyorum. Ah, hepsi hazır. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. Ah, acaba... Küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya! Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Öf! Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim neyim? Yapşu. Ah tatlım, hadi şu ilacını almaya çalış. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Aç bakayım ağzını. Olmaz, tadı çok iğrenç. Bunun daha kolay bir yolu olmalı. Tamam, buldum. Şu emziği kullanabilirim. Şimdi bir emzik ve şırınga alıp şırınganın içini şurupla doldur. Şırıngayı emziğin içine sok. Sonra şırıngayı emziğin ağzına doğru it. Hadi yine deneyeyim. Ver hadi. Hiçbir şey anlamadı. Bu çok heyecan verici. Şöyle kısa bir bakış atayım. Bu düşündüğümden daha büyülüymüş. Bu inanılmaz.
Keşke benim de böyle yatağım olsaydı. Babamın ayakkabıları. Çok büyükler. Oo, vay canına. Annemin ayakkabıları ne güzel. Dengini kaybetme. İşte böyle. Bunlarla yürümek ne zor. Bu çok eğlenceli. Başka neyle oynayabilirim? Annemin parfümü. Yetişkin biri gibi kokacağım. Güzelleşmem gerek. Bir sürü renk var. Bu nedir? Garip bir his veriyor. Çok güzel görünüyor. Ve kokusu da nefis. Olamaz. Ver bakayım şunu hemen bana. Daha işim bitmemişti. Bunlar oyuncak değil. Of. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Ruju tüpünden çıkar. Sonra pembe çikolatayı bir kaşığın üstüne koy. Çikolatayı bir mumla ağır ağır erit. İyice erimesi için hafifçe karıştır. Çikolatayı ruj tüpünün içine dök. Tüpün hepsini çikolatayla doldur. Sonra çikolatanın tüpün içinde sertleşmesini bekle. İşte güzel görünen leziz bir rujun oldu. Gerçekten mi? Vay canına. Çikolata gibi kokuyor. Hadi dene. Artık annemin makyaj malzemeleri güvende. Yaşasın kahvaltı zamanı. Sana meyve suyunu vereceğim hayatım. Bu benim en sevdiğim bardağım. Çikolata. Kaşık nereye gitti şimdi? Hemen dönerim. Çikolata, seninle baş başa kaldık. Bunun hepsi benim. Çok güzel. Of, çok nefis. Çok yapış yapış ama lezzetli. Hemen geliyorum tatlım. Aman tanrım, üstü başı mahvolmuş. Ha, bu mu? Evet. Üstelik her yere bulaşmış. Ben ne yapacağım şimdi? Bu sabunluk aklıma bir fikir getirdi. Bir kavanoz çikolatayı alıp kapağına bir delik aç. Sonra deliğin çevresine tutkal sür. Ama tutkalın içine damlamamasına dikkat et. Sonra temiz sabunluk pompasını al ve bu deliği yerleştir. Pompayı tutkalın üstüne iyice bastır. İşte artık bir çikolata pompan oldu. Oo, şuna bak. Hadi bir deneyelim. Üstüne biraz bastırınca çikolata geliyor. Hem gereken miktarda geliyor hem de etraf batmıyor. Vay canına, bu harika bir şey. Sağ ol anneciğim. Dur, çenende biraz kalmış. Bu çok büyük haksızlık. Sorun nedir tatlım? Bak. Yatmadan önce güzel bir kitap ve biraz da atıştırmalık gibisi yok. Mezuniyet gecesinin sonunda geldiğine inanamıyorum. Bu renk çok güzel duruyor. Ve bu harika kokuyor. Bunlar da inanılmaz görünüyor. Ama bir eksik var. Bir taç. Tam ihtiyacım olan şey. Şimdi sıra giyinmekte. Çok güzel görünüyor. Mezuniyet gecesinin kraliçesi ben olacağım kesin. Sanki bir peri masalında gibiyim. Çantam lütfen. Bu telefonum muydu? Neler oluyor? Hayır, olamaz. Bu bir felaket. Buna inanamıyorum. Mezuniyet balosu mahvoldu. Bu çok büyük haksızlık. Sorun nedir tatlım? Bak. Artık baloya gidemem. Elbette gidebilirsin. Bunu halledebilirim. Bu çok iyi işe yarayacak. Anne, çok akıllısın. Şunu dene. Bandı elbisenin üstüne yapıştır. Üstündeki katmanı al. Sonra marshmallowları bandın üstüne yapıştır. Bandın her birinde bunları tekrarla. İyi başladık ama bugün yapacağımız daha fazla iş var. Bütün elbiseyi marshmallow'la kaplayacağız. Ama kendine de biraz kalsın tabii. Çünkü bu çok acıktırıcı bir iş. Sağ ol anneciğim. Şimdi bir selfie gönderelim. Gülümse. Şu beğenilere bak. Vay canına, çok inanılmaz. Uf, nerede bu hazinem? O da neydi? Hiç kimse onu bulmamı engelleyemez. Burada neler oluyor? Hazinem yoksa sende mi? Tatlım, annen bir şeyler okumaya çalışıyor. Bu oyunu seviyorum. O nedir? Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bunu daha önce akıl etmeliydim.
Bir bakayım anne. Neredeyse bitti. Vay canına. Ha? Umarım bu onu meşgul eder. Vay canına, bu bir hazine haritası. Çok heyecan verici. Acele etmem lazım. Ne hayal gücü ama. İlk ipucunu buldum. Neredesin bakayım? İşte burada. Seni buldum. Sırada ne var? Buna ihtiyacım olacak. Vay canına, altın. Artık zengin oldum. Nasıl gidiyor tatlım? Hepsini buldum ama zordu. Vay canına, sen dünyanın en iyi korsanısın. İyi de hazine nerede? Bir düşüneyim. Ne buldum. Olmaz, o benim papağanım. Korsan olmak neticede zor iş. Vay canına, şu yukarıdaki nedir? Ne olduğunu öğrenmem lazım. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Hadi bakalım. Çok parlak. Bunu aşağıya götürmeliyim. Babamın oyuncakları mı varmış? Kimin aklına gelirdi ki? Vay canına, şu arabalara bak. Çok harika. Vrum vrum. Çok eğlenceli. Bunları yarıştırmam lazım. Merhaba tatlım. Şu dağınıklığa bak. Sanırım etrafı toplasam iyi olacak. Hayır. Uf. Sırtım. Bu aptal oyuncak arabalar her yere dağılmışlar. Daha dikkatli olmalısın. Yaralanabilirdim. Üzgünüm anne. Sanırım biraz fazla tepki verdim. Aklıma bir fikir geldi. İşe koyulma zamanı. Boş bir kutuyla başla. Sonrasında tuvalet kağıdı rulolarına ihtiyacımız olacak. Her bir tüpün ucuna tutkal sür. Tüpün ucunda ince bir katman tutkal olması lazım. Bu bittiğinde tüpü kutunun içine yerleştir. Kutunun içini böyle bir sürü tüple doldur. Aynen böyle. Hiç fena olmadı, değil mi? Pekala. Şimdi bu tüplerin içine arabaları koyalım. Arabaları yerlerine ben sürerim anne. Bu çok eğlenceli. Bu da son araba anne. Bu sanki benim garajım gibi. Arabaların hepsini görebiliyorum. Ve hiçbiri dağınık durmuyor. Teşekkürler anneciğim. Bilim yapma zamanı tatlım. Hadi canavar yapalım. Bu sefer olmazdı, bugün biraz eğleneceğiz. Tuvalet kağıdı rulolarına yüzler çizdim. İçlerine de biraz karbonat dökeceğim. Ve biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi sıra özel malzememiz sirkede. Hazır mısın? Oh, bu çok komik. Kusuyorlar. Vay canına. Tekrar yap anne. Harika oyundu anne. Öyleydi canım. Bu fıdık, bu boyunlukla çok sevimli görünüyorsun. İn bakalım. Saçlarına ne olmuş? Çalılığın içine düşmüşsün gibi görünüyor. Neyse, birinin banyo yapması gerekiyor. Banyo. Gözlerim. Bu yakıyor. Bırak artık. Hayır, bir daha olmaz. Görebilmek istiyorum. Pekala, bu işe yaramayacak. Bir dakika. Pufuduğun boyunluğu. Şunu alayım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Anne, ne yapıyorsun? Boyunluğu güneşliğin üstüne yerleştiriyorum. Sonra da saçlarını şu şekilde topluyorum. Pek şık olmadı. Buraya nasıl geldik? Anne, bunun işe yarayacağından emin misin? Ani hareketler yapma tatlım. Hala görebiliyorum. Bak, her şey yolunda. Hadi şu saçlarını temizleyelim. Gıdıklanıyorum. Benim uslu kızım. Başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat. Buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya. Bütün bu popiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. En azından denedim.
Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Oh, ne çok para. Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızımı? Bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yassılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla. Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver. Aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Oh, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım, telefona bakayım. Alo. Ah, selam, ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır, geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty, ne oldu? Ay, seni sonra ararım. Tamam tatlım, annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Ah, teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Ah, neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Ah, annen halletti. Ay, bu tuhaftı. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Ah, minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay, mum boyalarınmış. Ya, nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam annem, bir şey düşünecek ya umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et, sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım, bak annende ne var. Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak, farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Tiyatrodan önceki son gece. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Hmm.
uyudum. Kendimi berbat hissediyorum. Hapça! Her yanım acıyor. Merhaba uykucu. Ay! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir bakayım ateşin var mı? Şunu alnına koy. Bu öksürük şurubu da iyi gelir. Kocaman aç bakayım. Dinlenmen gerek. Ya tiyatro? Onu kaçıramam. Onca zamandır bekliyordum. Üzgünüm canım, hastasın. Dur bir dakika. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bir kahvaltılık gevrek kutusu alıp üstünü dörtgen şeklinde kes. Kutuyu enlemesine çevir ve üstüne boylu boyunca yapışkan bant yapıştır. Başka renklerde yapışkan bantla devam et. Her seferinde diğer rengi kullanarak kutuyu kaplayana kadar devam et. Deliğin üstünü kaplayan bantları makasla kes. Sonra iki peçete al ve kapla. Aynen böyle. Peçeteyi kutunun iç kısmına yapıştır. Kutunun üstüne iki yarık aç. Ve içinden dondurma çubukları geçir. Son olarak kartonun üstüne birkaç karakter çiz ve çubuklara yapıştır. Gösteriye hazır mısın? Bu harika! Tiyatroyu sana getireyim dedim. Gösteri hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha! Bu biraz iğrençti. Umarım bulaşıcı değildir. İkimiz birlikte hasta oluruz o zaman. Harika. Dancing Dingledorms. Alın bakalım çocuklar. İşte en sevdiğiniz şey makarnanız geldi. Sen iyi misin anne? Çok nefis. Ve tabii sosunu da unutmamak lazım. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Peki neden olmasın? Vay canına. Hey, bayağı iyiymiş. Beğendiğinize memnun oldum. Sonrasında yıkanacak tabak da olmayacak. Sen çok sevimli bir şeysin. Selam. Hadi kendini nasıl hissettiğine bir bakalım. Hadi. Olmaz. Hadi ama ağzını güzelce bir aç şimdi. Yaklaşma bana. Bunu yapmak istemiyorum. Peki bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Vay. Kandırdım. Bu her seferinde işe yarıyor. Beni oyuna getirdin. Evet öyle yaptım. Tamam şimdi göğsünü bir dinlemem lazım. Bunu sevmiyorum. Şunu keser misin? Ama bu eğlenceli. Bay Sevimli iyiymiş. Yakalayamadın. Daha hızlı olman gerekiyor. Güzel. Hareket etme. Bu çok iyi. Ne? Sesi güzel geliyor değil mi? Ver bakayım şunu bana. 10 yıl tıp oku, sonra bununla uğraş. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. O kelebeği stetoskopuma yapıştıracağım. Şimdi ürkütücü görünmüyor işte. Hey şu kelebeğe bak. Vay canına çok güzel. Sanırım senin üstüne konacak. Ses iyi geliyor. Hareket etmemeliyim. İşte yakaladım. Kulaklarım. Pardon. Belki bunun yararı olur. Hayır sorun yok. Uf gidip kendime bir doktor bulsam iyi olur. Pekala ufaklık okul zamanı. Al bakalım çantanı. Sağ ol babacığım. Ayakkabı giymem lazım babacığım. Of unutmuşum onu. Sorun yok. Ayakkabılarını alayım. Hadi bakalım. Çok gıdıklanıyorum. Tamam şimdi hareket etmemeye çalış. Sen çok komiksin babacığım. Şunu yapmama izin verir misin artık? Pardon. İşte oldu. Şimdi doğruca okula tamam mı? Tamam görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Of. Bu bayağı zordu. Biraz gözlerimi kapasam iyi olacak. Uyan hadi babacığım. Karnım acıktı. Peki burada bekle. Al bakalım tatlım.
Hepsi bu değil mi? Şimdi biraz dinlenebilirim. Şimdi ne var? Bu hiç hoş değil babacığım. Ne oldu ki? Yağmur yağıyor, ısınacağım. Sorun yok. Bu şemsiyeyi al o zaman. Sağ ol, bay. Lütfen artık bitsin. Vay canına, bayağı bir fırtına çıkmış. Bir daha asla dışarı çıkmam. Eyvah, olamaz. Şemsiyem kırıldı. Hayır hayır, sorun yok canım. Ama... çok az kalmıştı. Biraz kendi başıma vakit geçirmem lazım. Golf oynayacaktım. Bir saniye. Bu duş perdesi. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Perdeyi katlayıp üçgen haline getiriyoruz. Üçgenin üst kısmını kesiyoruz. İki parçayı birbirinin üstüne getiriyoruz. Perdeyi birbirine yapıştırmak için ısıya dayanıklı kağıtla saç düzleştiriciyi kullanıyoruz. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Vay canına, bu panço harika olmuş baba. Harika görünüyor. Artık dışarı çıkabilirim. Evet, ben bir dahiyim. Bu inanılmaz. Hala kupkuruyum. Oh, güneş çıktı. Ama ben pançomu giymek istiyorum. La 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 la. Bu da ne? Bak, ben yetenekli bir ressamım. Çok iyi değil mi? Hayır, değil. Kalemlerini böyle kullanman gerekiyor. Gerçekten mi? Evet, bir denemek ister misin? Peki, bu kolay görünüyor. Hadi o zaman. Bu çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum? Hayır, tekrar deneyelim. Kalemi böyle parmaklarının arasında tut. Aa, anladım. Güzel, şimdi sıra sende. Bu zor ama. İyi ki onu çok seviyorum. Bu nasıl? Neredeyse oldu ama... Bir daha deneyelim. Elini böyle yap. Şimdi bu parmakları büküyoruz. İşte bu. Tuhaf geliyor böyle. Baba, ben bundan korktum. Hadi devam et. Pes ediyorum. İşte yaptım babacığım. Bir dakika. Bana şu saç bandı lazım. İhtiyacımız olan şey işte bu. Bandı parmaklarımıza takıyoruz. Sonra bir düğümün içinden kalemi geçiriyoruz. Çok iyi oldu. Hadi şimdi yine dene. Ne çizeyim? Buldum. Sen bakma ama babacığım. İşte bitti. Artık bakabilirsin. Bak, bu biziz. Çok güzel olmuş. İşte benim tatlı kızım. Koyu bir kahveye ihtiyacım var. Sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam, hemen hazırlarım. Süt. Oo, bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. Al bakalım. Sanırım bunu yapmasan iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma, canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacığım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur, çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon, artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu askı aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim.
İskemlenin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadi ye kahvaltılık gevreğini, ha? İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki, ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. Kahveden nefret ediyorum. Sonunda temizlendi. Selam anne. Oo, gazoz. Tadı güzelmiş. Yüzündeki bu izler nedir? Ne izi? Aa, bir şey değil. Orada dur. Yara bandı yapıştıracağım. Bu acıtmaz. Anne, dursana. Anne, ciddiyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Bandı düz bir yüzeye yapıştırıyoruz. Bandın üstüne resim çiziyoruz. Mümkün olduğunca komik olsun. Şimdi biraz renklendiriyoruz. Bu baykuşlar çok şirin. Neredeyse bitti. Artık yara bantları sıkıcı değil. Vay canına, çok iyi olmuş. Tamam, bunları yapıştırırım ben. Bayıldım bunlara. Nasıl görünüyorum? Vay, çok harika gerçekten. Sağ ol anne. Sen harikasın. Hastane ziyaretleri genellikle stresli geçer. Bu işi kolaylaştırmak için sana bu harika hileleri bulduk. Senin en sevdiğin tüyo hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.